Arkadaşlar herkese selam. Üst üste bindi sesimiz şu anda. Bir daha açar mısın? Temiz bir açılış olsun istiyorum. Arkadaşlar herkese selam. Çok ya oldu. 41 yaşında adam böyle ne yapıyorsun? YouTube açılışı yaptım oğlum. Ne yapıyorsun ya? Felaketler yok mu? Ha? Arkadaşlar hoş geldiniz. Koşup kamerayı kapa falan. Devamında. Ha? Var mı öyle hareket? Yok. Hoş geldiniz yarım arkadaşlar. Başım, yarım almamışım ben evden çıkarken. Ah be Doğan'ım. Bir SEA'yı bıraktık mı artık ya? Yapmıyor muyuz? Kızıyorlar SEA'yı. Kızıyorlar mı? Ha, buyurun abi lütfen ya. Kızıyorlar abi deyince, demeyince de kızıyorlar. Ben de ne yapacağım şaşırdım. Ben ya. Diyeyim sen deme ya da sen diyeyim ben. Hadi de açamadık oğlum videoyu açamadık. On tamam. Bak oldu video bitti. Tamam hadi. Evet arkadaşlar bugün Dacia Sandero Stepway ile birlikteyiz. Dıdın dın dıdın. Dacia Sandero komple yenilendi arkadaşlar. Her şeyle, içiyle, dışıyla. Bugün Ümit Erdim'le size bunu anlatmaya çalışacağız. Neler değişmiş, neler olmuş. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Neler değişmiş Ümit Erdim? Tasarım İstersen komple. Tasarımdan başlayalım Doğan'cığım. Tamam. Bir kere LED farlar gelmiş. Ama uzunları halojen abi. Ve bütün paketlerde böyle üst, alt, o, bu fark etmiyor. Ha öyle uygun gör. Maliyet? LED, yani gündüz farları standart geliyor. Tamam. Normal kısa farlar LED. Tamam. Üst pakette geliyor. Tamam. Ama halojen, uzun halojen, her daim halojen. Onu bir sanayiye uğrayıp LED ampul taktıracağım. Bir şey diyeceğim. Çok aşırı da mantıksız değil biliyor musun? Zaten ya selektörü de kullanıyorsun ya da çok acayip ihtiyacın. Ama selektörü hani... yaptın mı da bir röntgen istiyorsun ya. Ya ha? Bir flash çakacak seversin. Baba çıt çıt. Tabii Barış abim bizim arabaya taktı güzel uzunlarla çat çat severim. Küt bir tasarım var. Evet. Bu artık yeni nesil otomobillerde artık bunu görmeye başladık. Dacia'ya da gelmiş. Bir şey soracağım. Bu hani aslında belki de 2012'de Evoque'la başlayan bir tasarım dili var ya sivrileşti ya her şey. Evet. Daha da sivrileşti işte. Şimdi işte Velar'lar bilmem acayip böyle böyle arabalar var. Nasıl? Böyle böyle. Hı-hı. Şimdi de diyorsun ki kütleşti. Hı-hı. Peugeot ile beraber evet. Vesaire. Şimdi bir sence nereye gidecek? Buna mı dönecek tekrar yoksa? Ne bileyim ben. Ben de oğlum, bileyim oğlum. Doğan kabaksın sen. Kime soracağım oğlum, ben? Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki şöyle etkileri var. Euro NCAP'te falan yaya çarpışma falan filan gibi etkileri bak var işte tasarımda. Bir şeyler söyle bana bilgi ver. Ama diğeri tamamen tasarımcının. O gün yengeyle kavga etti mesela. Bugün sert çizeyim diyor. Güzelmiş. Sevdim. Abi, sevdim. Şakalarını ondan... da seviyorum Doğan. Abi lütfen. Kaput çok güzel agresif. İki tane kordon var. Hı-hı. Yani adam demiş ki dümdüz yapmayayım. Oraya iki tane hat atayım. Sıkılmış. Hareket katayım demiş. Anladın güzel mı? Mantıklı abi. Ne yiyeceğiz lan? Ne? Yine anahtarsız giriş var arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere de bu sesten. Ve anahtarsız kitleme var. Arabadan uzaklaşıyorsunuz. Hemen bulacağım anahtarı bir saniye. Anahtar bildiğimiz klasik Renault anahtarı. Sadece arkada Dacia yazıyor. Dacia. Dacia mı? O orijinal. Attım şu an. Güzel attın ama. İkna oldu. Ne oldu? Ya abi. Varsın yalan bu yalan. Yalanda öğretmenin kim olduğu çok önemli. Varsın. Yalan ha? İşinde hocam, varsın. Varsın. Dacia'da. Dacia. O kadar inanmış. Arkadaşlar araba bildiğiniz Sandero aslında. Sandero Stepway'de normal Sandero'nun 4 cm daha yükseltilmiş. Ve bu dodikler, çamurluk ağızları, ön tampon altındaki şu gri bölge geliyor ve tavan rayları geliyor. Onun haricinde bir değişiklik yok. Dacia otomobilin SUV olduğunu iddia ediyor. B-SUV olduğunu iddia ediyor. Ama bence biraz daha crossover. Kesinlikle yani crossover bence. Araziye, hafif araziye girersin. Çok değişik tavan rayları var. Hemen. Yapma oğlum yapma. Bak süspansiyonlar bayağı yumuşak. Kendinden bumeranklı araba. Ne yaptın ya? O ne? Ne bu? Hadi tahmin et bakalım. Burun kılı alma makinesi. Ucu ucu uzaktan öyle. Ne bu abi? Hadi bakalım tahmin et. Tavan rayı açma, takma, sökme. Evet. Evet ama evet. Nereden? Ama tabii bu uzun boylular için yapılmış galiba. Dur o zaman ben geçeyim. Ha. Sök abi alyanı. Güzel. Alyan da diye bu. Neydi bu şey? Yıldız alyan mıydı? Bunun adı ne? Bunun bir adı ya? Vardı ya. Neyse yorumlara yazın. Bunu aldın tamam mı? Evet. Şunu tut kaybetme. Benim olsun mu? Çapraz söküyorsun şimdi bak bunu söktün. Şimdi arkadaşlar normalde tavan rayı geliyor evet. Ama snowboard kayak malzemesi gibi vesaire gibi şeyleri taşımak için de araya bir bant daha alıyorsunuz. Bunu da onu almıyorsunuz. Böyle bir tık yumuşatsanız bunu yetiyor. Bunları böyle çapraz bunu oraya alıyorsunuz. Neyse Allah'tan arkadaşlar anladı Doğan. Allah'tan takipçi arkadaşlarımız zeki. Yani evet. Şuradan kurtaracağım ya bir saniye abi. Bunu buraya alıyorsun kankacığım. Tamam mı? Bunu da oradan söküyorsun, buraya alıyorsun. Her şeyini at buna. Snowboard'unu falan. Şeyini 80, neyini? Şeyini meyini. 80 kiloya kadar da taşıyor arkadaşlar. Bence görünüm olarak da şık duruyor. Buradayken söyleyeyim bu köpek balığı anten de opsiyon arkadaşlar. Normalde bir tane buradan uzun bir anten geliyor. Bu opsiyon 850 TL. Tut bakayım beni geliyorum hadi. Gel. Doğan'ım. Gitti galiba gitti. Ne gitti? Gel mi? Ha gitti. Bir şey yok uzak şöyle bir şey yok. Şimdi sana bir soru. Sor. Hazır mıyız? Evet. Şaşırtmalı soru. Sor. Bu jant mı jant kapağı mı? Bakma Ali çok bakma. Öyle derinle inme yok. Buradan söyleyeceksin. Bu jant kapağı canım. Böyle jant sorduğum kapağı. İçin söyledim. İlgisi yok neden biliyor jant musun? Bu. Hayır abi jant kapağı. Dodge Nitro'da da böyle. Dodge'un jant zanneder. Dodge'un o 20 şeylerini. Parlak krom. Aslında jant kapağı. Ha.
Jant gibi görünüyor ama kapak. Zaten şu üstten bakman yeterli abi. Şuradan görünüyor siyah belli. Nitro'dan biliyorum o yüzden. Arkaya geçelim. Buyurun Ümit Bey. Stoplar falan artık bayağı modernleşmiş. Yapma. Abi şu arkayı bir anlatalım ya. Ha pardon. Ümit Bey kargonuz geldi. Saygılar abi. Görüşürüz abi, kolay gelsin. Buradan pandemi döneminde canla başla çalışan sağ ol, kargocu arkadaşlara da ve sağlık çalışanlara da selam olsun. Arkada yine bu gri bandı görüyoruz arkadaşlar. Bu işte taş izi, şu bu önde öyle şeylerden koruyor. Hem de otomobili böyle biraz daha off-road vari gösteriyor. Ben sevdim tasarımını, biliyor musun? Tasarım güzel. İyi ki evet. İşte. Bu arka stoplar led değil kankacığım. Tamam. Ama bu da led vari yapılmış. Yandığı zaman ya, led gibi görünüyor. Karıştırma diyor işte, yaptık. Devam diyor. Devam. Görüntü iyi mi? İyi, devam et. Bagajda güzel poşet asma yerleri var arkadaşlar. Kancalar var. Bagaj 410 litre ve derin. Aşağıya doğru gidiyor. Düşüyorsun bagaja. Biraz yükleme eşiği yüksek. Yani aynen. Buradan poşeti böyle resmen bırakırsın. Biraz aşağıda olabilirmiş. İsterdik aşağıda olmasın. 4 santim uzamış arkadaşlar araç. Tabii bu da... Sen de 4 santim uzasan var ya. Buradan da çetkilerine sesleniyorum. Beni de 4 santim uzatabilir misiniz be? Allah rızası için ya. Ne güzel olur ya. 4 şöyle mi yapayım? Hayatın değişir ya. Harbiden ha. Şu mu? Evet. Güzel değil mi? Artık arka camlara ne gelmiş? Bak bakalım. Otomatik. Nasıl? Hiç yoktu değil mi? Arkalar hep manueldi. İşte mecbur. Bunun da hala giriş paketinde arka camlar manuel. Hala mı ya? Abi nostalji. 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 Tamam. Şu. He? Şuyuz abi. Şu muyuz? Aç aç aç. Ama diz mesafesi bayağı iyi. Baksana diz mesafesine. Bende yok. Kimde yok? Bende diz mesafesi. Abi bu koltuk geride ama. Evet. Gene benim boya mı geldi konu? Yok be abi. Öyle bir niyetim olur mu ya Doğan? Üzüldün mü? Ortada bir kol dayama yok arkadaşlar. Burada bir kol dayama da olsun isterdim açıkçası. Dikişleri güzel. Turuncu dikiş. Lansmana özel yapmışlar bu dikişleri. Sonra ne yaparlar bilmiyorum o dikişleri. Buyurun tabii geçelim. Buyurun. Tabii ki plastikler bayağı bir sert ama bu sınıfta da normal arkadaşlar. Ejber Bojan geldi. Aa, Ejber Bojan. Evet. 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 Evet arkadaşlar. İçeride de direksiyon hariç her şey değişmiş. Hatta direksiyonda ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Ama diğer her şey aklınıza gelen torpido, efendim vites topuzu, bütün göstergeler her şey değişmiş. Aa, hayır. Ulan sen koca S kasayı söktün, bırak artık, tamam. Bir tane biz sökelim. Evet, araba şu anda eksi 10 bin lira yazıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Şu da güzeldir bak. Şu da güzel sestir. Oh. Bir dakika o zaman araya giriyorum. Hangi kameraya gireyim? Araya giriyorum. Giremedi. Giriyorum. Şu anda herkes bir kontrol etsin. Kanala abone olmayan kim varsa abone olsun. O abone olanlara da Allah şu hareketi yapmayı nasip etsin. İstediği arabada. Kral. Nasıl? Çok büyük kral hareket. Ben daha bir şey demiyorum. Aa, maske mi yaptın? Pandemi var abi. Aa, güzel, güzel oldu lan. Allah. 0.9 mu bu araba? 1. Hepsi değerli Dacia serisi 1 litreye geliyor. Sandero serisi. Atmosferik olanı var. 68 beygir. 90 beygir turbo var. Bir de 100 beygir LPG var. 100 beygir. Bakayım, bu 90'lık turbo. Değil mi? Aynen. Hissettim. Bir de LPG'li satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiyatları falan filan her şeyi videonun sonuna doğru değineceğiz. Kaç paket var, ne var, ne yok. Hepsini söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kol dayamamız biraz küçük. Dayama. Allah'ım neydi günahım. Gocuk'la mı oturuyorsun? Ben Gocuk'la oturacağım. Ben yeni doktor. Aldım ya kanka. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Sürüşte görüşürüz arkadaşlar. Ha, biraz fazla mı yumuşak? Ha, biraz bak bak bak. Ha? Doğan kabağa bak sen. Evet, süspansiyonlar tahmin edeceğiniz üzere yumuşak arkadaşlar. Oldukça yumuşak ayarlanmış. Biraz fazla yatıyor virajlarda. Biraz çalışma aralığı kısa süspansiyonun. Çabuk bitiyor gibi süspansiyon. O yüzden de o tak tak o vurma, o yüzden yani. Bir tık daha uzun çalışsa bence daha rahat çalışacak. Yani yumuşak ama çalışma aralığı kısa. Doğru. Teşekkürler. Canlı mı araba Doğan? Ha? Değil. Tamam. 142 Nm torku olan bir motor var arkadaşlar. 0-100'ü 14 saniyenin biraz üzerinde. 0-100 değerleri tahmin edeceğiniz üzere. Çok iyi değil. Ya bu 0-100'ü zaten artık vermiş olmak için veriyor markalar. Dediğin gibi zaten 0-100'le de işimiz yok ki bu arabayla abi. Yani öyle bir kullanım için. Ben mesela babamı hayal ediyorum. Babam ışıklarda kalkacak falan. Keşke babanı getirseydik ya. Hakikaten ha. Babam çok güzel anlatırdı. Vallahi babam anlatırdı. Seviyor. Ama oturma pozisyonu.
görüş açıları falan otomobilin söyleyecek hiçbir şey yok. Arka cam bir tık ufak, bir tık ama o da rahatsız edecek. Yani tehlikeye sokacak bir durumu yok. Onun haricinde görüş açıları falan gayet iyi. Görüşürüz. Hadi gene geldin. Geldin mi? Evet, haberleşiriz. Ben en çok fiyatlarını merak ediyorum. Sonda ya. Mı söyleyeceksin? Sonda. Sonda. Of. Çünkü çok... Bana diyene bak ya. Abi senden bana... Ya bırak oğlum Körle ya. Körle yatan şaşı kalka. Kötü espride bir dünya markasısın. Bir şey diyeceğim. Beterin beteri var lafı bence senin için söylenmiş. Kötü espride dünya markasısın Ömer. Tabii ki ABS ve ESP var arkadaşlar. Standart olarak geliyor. Ben güvenlikten bahsetmişken şundan da bahsedeyim. Eskiden 4 hava yastığıyla geliyordu. Hatırlarsınız şu anda hava yastığı sayısı 6'ya çıkmış. Bu da ne demektir? Eskiden bu otomobil Euro NCAP'ten 4 yıldız alıyordu. Şimdi muhtemelen 5 yıldıza çıkacaktır bu 6 hava yastığı, ESP gibi özelliklerden dolayı. Standart olarak geliyor artık. Şanzımana gelelim. Heh. Şanzıman CVT. Bir tane low modu var. Yüksek yokuşlarda falan ya da tork gerektiren yerlerde low alıyorsunuz arkadaşlar. Normalde D ile gidiyorsunuz. Bir bakalım hızlanmasına. Şu an 60'ta gidiyoruz. Bir kickdown yap bakalım. 2000 devirde 60'ta gidiyoruz ben. Bir şey soracağım. Kaç yakıt tüketimi tahmin et. Bak. Baktın ya. Güzel. Hayır, fabrika verisini tahmin edeyim. Fabrika verisini takip edeyim. Takip edeyim. Senin şu anda 8.7 yazıyor. Evet. Bu araba 0.9, yok 1000 cc turbo. Evet. Buna fabrika 5.2 falan verir. Oğlum onu da görmüşsün. Yemin ederim görmedim. 5.2 litre. Harbiden mi? Oğlum bir şey bak, diyeceğim. Yemin ediyorum. Etme bari. Yemin etme bari ya. Vallahi ya. Ya yemin etme bari ya. Ya yemin ederim ya. Allah Allah. Gerçekten. Hakikaten 5.2 mi? Evet. Oğlum anlıyorum şu işten yemin ederim. Ya peki bir şey soracağım abi. Evet. Nasıl bu kadar böyle yani yalanı kendine inandırıp önce sonra bana inandırmaya çalışıyorsun? Nasıl bir seviye bu yani? Yanlış yerden bakıyorsun olaya. Bu şekilde değerlendirilmez abi işte. Böyle bir bakış açısıyla ilerleyemeyiz ki biz seninle. Biz hani aynı gemideydik. Yalan gemisinde ben yokum. Bu yalan işi batak. Beraberiz. Kaç kilo peki onu tahmin et. 1160. 1174. Ulan bak. Ya bırak bakıyorsun bunlar akşam. Ya, ya bırak oğlum ya. Gözlük gitti. Ne yapıyorsun ya? Piston aşağı. Piston aşağı. Gözlük gitti. Piston aşağı düştü. Kanka bu artık düştü, bana ver bunu. Dur lan yavaş. Rüzgar sesi var biraz arkadaşlar. Sürtünme katsayısı bu arabanın 0.36 mı? Yok bu abi. Abartma. Arkadaşlar Doğan Kabak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de içinde bulunduğumuz araçtan bahsedeceğim biraz. Pardon, ondan bahsettik. Onun fiyatlarından ve paketlerinden bahsedeceğim. Kanal seninmiş gibi. Vallahi ben konukmuşum gibi yapalım. 23 bakalım. Nisan'da bunu yapalım. Yapalım. Bir gün yapalım abi. Bir günlüğüne kanalı bana ver. Tamam, güzel. Evet. Arkadaşlar şimdi hem Sandero hem Stepway olarak bahsedeceğim fiyatlardan. Comfort paket 1.0 SC'ye 65 beygir. Sandero'da bu paketin fiyatı 141.900, Stepway'de 167.900. 1.0 turbo 90 beygirlik olan bizimki de şu anda galiba o. Bunun Sandero fiyatı 155.900, Stepway fiyatı 176.900. Yine Comfort 1.0 turbo Eco G 100 beygir. Sandero'da 164.900, Stepway'de 181.900. 1.0 100 beygir olan. Comfort 1.0 turbo X-Tronic 90 beygir. Yani Comfort'taki bu bahsettiğimiz şanzımanlı versiyon. Sandero'da 169.900, Stepway'de 190.900 oluyor. Son olarak Prestige pakette 1.0 turbo yine X-Tronic 90 beygir. Bu araba yani. Evet, bu araba Sandero'da 177.900, Sandero Stepway olunca 185.900 oluyor. Yani arada 10 lira falan fark var. Bir şey değil. Makas kapandı sona doğru. Prestige'e yürünür. Yine burada ek olarak Prestige 1.0 Turbo Eco G 100 beygir. Yani Prestige paketin LPG'lisi arkadaşlar. 185.900 TL. Hah, bizim araç 190.900'müş. Evet, bak burada evet. Sezer'cim yazmış. Evet. Tamam, şimdi oldu. Bu araç 190.900. LPG'yi de aldınız da arkadaşlar. Bagajda bir 40 litrelik bir alanı tüp kaplıyor. 40 litre bir alandan feragat etmiş oluyorsunuz yani. Çok bilginiz problem olsun. Değil bence. Değil. Değil. Ümit Erdem'in ağzına sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Yine gel. Böyle Ümit Erdem'i yakaladıkça arkadaşlar video çekmeye devam edeceğiz. Kendisi biliyorsunuz artık pilot olma yolunda emin adımlar ilerliyor. Taktın diyorsun. Şeyi taktın çift sırma. Çift sırmayı şöyle sileyim. Çift sırma takmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama artık uçak ehliyeti var. Yani pervaneli uçak uçurabiliyor. Sağ olsun geldi bugün de bizi kırmadı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Doğancığım sağ ol. Seni tanımak büyük keyif. Arkadaşlar sizlerle beraber olmak çok büyük keyif. Videonun altına ne yapsınlar?
Ya benden gittiğini belirten yorumlar yazsınlar ya. Biraz biz de bir kendi... Senin için izledik. Ya anladın mı? Biraz onu da şey yapın be. Ya, yorum, hani... yorum az olacak demek. Ümit abi da. Yapma ya. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz... Bana selam gönderin. Harbi takipçimizsinizdir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vaktinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.